bugün kulüp resmi sayfasında bir açıklama yayınlandı. Enes Kubat'ta karşılıklı sözleşmeyi feshettik diye. Ardından Enes Instagram'da takipçilerine bir canlı yayın açtı. Evet. Hafif sistemkar bir canlı yayındı. Biz evet. de böyle Instagram'dan olmasın. Yanına gelelim canlı canlı evet. sorunlarını, neler yaşandıklarını öğrenmek isteyelim dedim. Sen Ankara gücünün en kötü zamanını da son dönemdeki en iyi zamanını da görmüş son futbolcuydun aslında. Evet. En kötü zamanlarında takım küme düşerken altyapıdan çıkmış bir futbolcu olarak Ankara gücündeydin. Arada bir Göztepe Kartal maceran oldu. Ondan sonra tekrar yuvana geldim ve iki tane şampiyonluk gördüm. Evet. Biz bu şampiyonlukları seninle beraber birlikte yaşadık. Yani. Bir kafamıza su döküldü, pomret döküldü. Evet. Ama bugün güzel anılardı. Güzel anılardı tabii. Ama bugün üzüldük. Yani Enes'in evet. Ankara'cından ayrılıyor olma ihtimalini üzüldük. Ayrılmasını üzüldük. Sadece bizim üzülmediğimizi gördük. İnternette, Facebook'ta, evet, Twitter'da, Instagram'da çok yazan oldu. Taraftarlar da çok üzüldüler. Neler oldu? Bu sürpriz bir ayrılık mıydı? Birden mi oldu? Yoksa bir süreç yaşandı, ondan sonra mı gelişti? Şimdi Bülent abi, dediğim gibi en başta Ankara Gücü camiası çok zor durumlardaydı, bunu biliyoruz hepimiz. Hani şartları tekrar tekrar anlatmama gerek yok, devamlı dile getiriyorum o zor durumları. Ben bundan önce de açıklama yaptığımda şöyle bir şey söylemiştim. Ankara Gücü efsanesini tekrar yaşatmadan buradan ayrılmayacağımı söylemiştim. Süper Lig'e çıkana kadar buradan yine ayrılmayacağımı söylemiştim. Çok şükür oynadığım bütün maçlarda da Ankara Gücü ruhunu sahaya yansıttığımı düşünüyorum. Hani gerçekten belki taraftarımız bunu seviyor. Belki hani beni Enes olarak sevmiyor da belki de o ruhu yansıttığım için beni Enes olarak seviyorlar. Dediğim gibi benim için hem sevindirici yanı var hem üzücü yanı var. Duygulandığım anlar da oldu. Hani buradan ayrılmak gerçekten kolay değil benim adıma. Sevindirici yanı o kötü günlerden bu iyi günlere gelmek, yani inanılmaz sevindirici bir şey. Rüya gibi olduk, üst üste şampiyon olduk. Bu şampiyon takımın içinde bulundum ve emek de verdim. Hani emeğim de oldu yani. Mutlaka. Yani emek de kattım ben bu işe. Ondan sonra üzücü yanı gerçekten, yani benim buradan ayrılmam. Çünkü ben bir parçam Ankara Gücü gerçekten benim. Yuvam yani, hani buradan başka gidip geldikten sonra tekrardan Ankara Gücü yine olabilir. Daha güçlü döndüğümde tekrardan Ankara Gücü olabilir. Niye olmasın? Ama şu an gerçekten hem kırgınım. Taraftara falan değil tabii, tabii ki. Hani olayları biliyorsun. Hem kırgınım. İnşallah Ankara Gücü camiası Süper Lig'de hep kalıcı olur. Buraya kadar getirdim, emek verdim. Emeğim, hakkım her türlü helal olsun. Yani her türlü helal olsun. Bunu içten gelerek söylüyorum. Hani başkaları gibi para bırakıp da gittim yani. Bunu da söylemek istiyorum. Bir kısmını bırakıp da gittim. Helali hoş olsun o parada. Önemli değil, hiç önemli değil. Çünkü zor durumlarda, gerçekten çok büyük maddi durumları olmuş olsa Ankara Gücü'nün, bir şekilde kendi hakkım olan, emeğim olan paramı alırdım ama bu durumlarda bir şekilde helalleştik. Bir kısmını da bırakıp gittim. Bu şey olay da bana çok yazılıyor. Onu da bir dile getirmek istiyorum. Buradan ben Göztepe'ye giderken, evet, ben onu soracaktım zaten. Göztepe'ye giderken bir demeç verildi. Hani Enes Ankara Gücü'nden ayrıldı, Göztepe'ye gitti. İşte Göztepe'den biz aynı parayı, fiyatı teklif ettik ama Enes orayı tercih etti diye, tamamıyla yalan. Bak, tamamıyla yalan bu olay. Yani edilen teklifleri söylemek bile istemiyorum, hani gerek yok. Bunu özel olarak sana söylerim. Çok komik bir rakamlar teklif edildi bana. Sonuçta ben de o zaman genç bir oyuncuyum. Gitmem gerektiğini düşündüm ve bir şekilde gittim ve tekrar geldim. Hani bunu bilmeyen arkadaşlar devamlı bana sorduğunda buradan açıklık getireyim ben de bu olaya. Evet. Önemli. Çünkü Instagram'da şöyle bir açıklama yapıldığı için işte Enes'e aynı fiyatlar teklif ettik, gittik. Böyle bir şey kesinlikle yok. Hani böyle bir şey kesinlikle. Ben buradan ayrılmayı istemedim ilk başta. Hani bana böyle bir söylemler geldi, duymaya başladığında ben böyle bir şey ilk başta istemedim tabii ki. Hani ayrılmayı düşünmedim. Geçen sene de fırsat buldukça çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Demek ki hakkımızda hayırlısı buymuş, buraya kadarmış. Ama içim gönlüm çok rahat. Hak ettiği yere çıkardığımızı düşünüyorum. Bunda
katkım olduğunu da düşünüyorum. O yüzden içim çok rahat benim. Bundan sonraki olayı, süreci camianın, kamuoyunun şeyine bırakıyorum. Ben seni yorumuna bırakıyorum. Ankara futbolcusu değil, Ankara Üçlü futbolcu olarak zaten hep gördüm. Hep öyle adlandırdım. Bu kırgınlıklarından biraz bahseder misin? Kime kırgınsın? Taraftar değil, yönetim ve hocama. Yani onu söylemek istemeyin ben. Siz anlayın ya da izleyenler, dinleyenler anlasın. Yani şunu demek istiyorum. Ben buradan kendi isteğimle ayrılmadım. Onu söylemek istiyorum. Şu şekilde kendi isteğimle ayrıldım. Bana böyle bir şeyler duyuldu, böyle bir şeyler söylenmeye başladı. Ben de bunun altında kalamayacağımı düşündüm. Çünkü hani... Ya bir de paranı da bırakıp gitmişsin. Evet, bir kısmını da bırakıp gittim. Ufak veya fazla, bu önemli değil. Benim sonuçta hak ettiğim bir paradan bir kısmını bırakıp gittim. Ayrıldım. Hani böyle ayrılmak istemezdim. Kulübüme para kazandırıp gitmek isterdim. Oynayıp, Süper Lig'de de oynayıp, birinci ligde de devamlı oynayıp kulübüme gerçekten para kazandırıp gitmek isterdim ama buna izin vermediler. O yönden biraz kırgınım, para kazandıramadığım için. Çünkü emek verdik, bir şeyler aldık, bir şeyler de verdik ama daha büyük paralar kazandırıp gitmek isterdim. Yani senin en büyük aslında verdiğin 30'la maçıydı. Evet. Yani o gol Ankara Gücü'nün şampiyonluğu. Belki de diriliş. Evet yani golüydü. Herkesin yıkıldığı anda, herkesin bitti belki dediği anda tekrar biz buradayız dedirten goldü. Çok kritik, çok önemli bir goldü. Ankara Gücü taraftarı şu anda zaten direkt röportajdayken o golüyle seni hatırlayacak. Evet. Belki 10 sene sonra da o golüyle seni hatırlayacak. Unutmayacaklarını düşünüyorum zaten. Ankara Gücü camiasının ben vefasız olduğunu düşünmüyorum açıkçası böyle konularda. Evet. Mutlaka kalplerindeki o güzel yerini sana göstereceklerdir. Şimdi bir planın var mı? Ne yapacaksın? Çok arayan, soran var ama bana en uygun takım, kendimin de oynayabileceği, kendi yapıma da uygun, ailemle de görüşüp neresi benim için uygunsa oraya gitmeyi düşünüyorum. Daha şu an net belli değil ama en kısa zamanda belli olacak yani. Yani kamp dönemi nasıl geçirdin? Hazır mısın yani? Hazırım. Hı. Kamp döneminde sıkıntı yok. Çok şükür idman kaçırmadım. Bütün şeylerde vardım. Hatta ilk maçta da full oynadım. Evet. Hani belki bilmeyen arkadaşlar kendi kendilerine yorum yapıyor ama ilk maçta full oynadım. Zaten Bursa maçı hemen hemen belliydi benim böyle durumlar olacağı. O yüzden belki de öyle bir şeyler olmadı. Dediğim gibi hem kırgınım, hem üzgünüm, hem mutluyum. Yani şu an hepsini bir arada yaşıyorum. İnşallah bu benim için de hayırlısı olur. Ankara Gücü camiası için de hayırlı olur. İnşallah hedeflediği ligde kalmaktır inşallah. Kalır ligde. Bundan çok mutlu olurum ben de. Sen nasıl görüyorsun? Kalır mı? Niye kalmasın? Görüyorsunuz maçları. Niye kalmasın yani? Bize, sana sormak istedim takım içerisindeyken. Yani kalır, kalıcı olur yani. Bundan sonra... Yani düşeceğini ben düşünmüyorum. Kötü gideceğini düşünmüyorum yani. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Temenni ettiğimiz gibi olur. Bize inşallah tekrar o istediğin formu çok daha iyi gösterip Ankara Gücü'ne tekrar geleceğini. Daha güçlü bir şekilde inşallah. Neden olmasın? 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra neden olmasın? Daha yaşım genç oynarız. Yaşımız genç tane de olsa oynarız. Çok şükür 30 yaş üstü değiliz yani. Taraftara vermek istediğin mesajlar mı? Yani çok yazan oldu, mesaj atan oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten sevdiklerim. Çok aşağıda duygulandım hatta. Bazılarını izlerken birkaç video hazırlamışlar. Yani kendimi zor tuttum açıkçası. Hatta biraz da gözyaşı döktüm diyebilirim bu konuyla ilgili. Unutulmayacak çok anım var burada. Yemekhanesinden tut. Ya o kadar zor günler oldu ki. O zor günlerden güzel günleri görüyorsun, tam böyle hevesleniyorsun, her şey yolunda gidiyor. Ondan sonra böyle bir ayrılık süreci olunca kırılıyor insan ister istemez. Cefasını çektik, sefasını süreceğimiz vakit. Süreceğimiz vakit. Maddi anlamda olmasa bile bazı şeyler, manevi anlamda misal kötü gittiğimiz dönemde zaten maddi bir durum yoktu. Evet. Ama iyi gittiğimiz dönemde maddi açıda çok iyi bir şey olmasa bile hani o manevi anlamda o duyguyu yaşamak, o maçlara çıkmak beni keyiflendirirdi açıkçası. Zaten Ankara Gücü taraftarının futbolcu üzerindeki en büyük etkisi Yazdalı. Yani bağırmasından falan daha çok kendine o parasız dahi bu camiada oynama mutluluğunu verebilmesi. Yani şöyle bir şey var, düşünsenize mesela para alamıyorsunuz. Geçen sene hiç para alamıyorsunuz maç başı bilmem nesi falan filan ama kulübe giderken bir mutlu gidiyorsunuz yani. Orada bir büyülü bir şeyim var anlamıyorum. İçeri girdiğiniz zaman o şey unutuluyor. Dışarıda misal konuşuluyor, para yok, nasıl olacak?
İçeri giriyorsun, hiçbir şey yok. Hani gerçekten çok büyük, büyülü bir şey var, yapısı var Ankara Gücü Camiası'nın, kulübünün. Dediğim gibi hak ettiği yerlere çıkardık. İnşallah kalıcı olur orada. Benim kendi futbol hayatımda da inşallah istediğim hedeflerim var. O hedeflere ulaşırım. Ulaştım. Bundan daha sonra başka hedeflerim var. Tabii, İnşallah onlara da ulaşırım. Biz çok güzel bir enes seyrettirdin. Evet. Gurur duydurdun. Heyecan verdirdin. Şampiyonluklar yaşatan takım içerisinde yer aldın. Evet. Bugün de bize mikrofonlara çıktığın için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ankara Gücü taraftarına buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Bende yerleri çok ayrı. Bunu bilsinler. Gerçekten onlara, maçlara da geleceğim zaten izlemeye. Maçlara mutlaka geleceğim izlemeye. İnşallah onlar hak etti. Çok hak etti çünkü. Çok kötü yerlere gittik. Deplasmanlarda alınmayan, yani stat küçücük, kaç bin kişi stadın etrafında, yani evet. neler herkesle uğraştılar. Sonuna kadar hak ettiler. İnşallah dediğim gibi takım kalıcı olur. Ankara Gücü Camiası taraftarı zaten büyük bir taraftar. Takımlarını hep desteklesinler. Kötü gitse bile zaten bunu zaten söylüyoruz. Evet. Kötü gittiğinde bile zaten ben olumsuz bir şey görmedim. Hep desteklesinler yani. İnşallah hak ettiği yerlerde hep kalıcı olur Ankara Gücü taraftarı. Buradan herkese çok selam, sevgilerimi yolluyorum. Başka da biz de onlara şey, adına biz de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, hakkım bütün taraftarımıza helal olsun. O kadar geldiler. Yendiğimiz, yenildiğimiz maçlar oldular. Üzüldüler, sevindiler. Ben gerçekten hakkımı helal ediyorum hepsine. Onlar da bana hakkını helal etsin. İnşallah daha güçlü bir Enes'le başka senelere buluşuruz. O zaman da ilk röportajın yine benim olur inşallah. Tamam inşallah. Çok teşekkür ederim.